Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom karantinada canı sıkılanlara gelsin. Neler yaptığımı sürekli soranlar var gerçekten ve ben karantinada neler yapıyorum diye düşündüğümde aslında genel olarak ya video çekiyorum, ya Sinan'la ilgileniyorum, ya ev işleri, ya yemek, şu bu. Yani tamamen aşırı yoğun bir süreç içerisindeyim. Ama normalde fırsatım olsaydı eğer gerçekten karantinada neler yapardım ondan bahsedeceğim size. Hem bir sohbet havasında olacak hem de değişik bir şey yapmaya çalışacağım. Tamamen hani aklıma gelen uydurma bir fikir arkadaşlar. Bilmiyorum beğenecek misiniz, sevecek misiniz? Şöyle bir elimde seramik kavanoz var öncelikle. Bu kavanozu normalde ben şeyden almıştım. Kum Toys'un böyle seramik boyama setleri falan var arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Bu aslında onun içinden çıkan seramik saksı. Kavanoz da değil, saksı arkadaşlar. Ama ben bunu tarak, fırça ve benzeri eşyalarımı koymak için kullanacağım. Bir sürü şey için değerlendirebilirsiniz siz kendiniz. Ve şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bant. Bildiğimiz sıradan para bant. Şöyle kesiyorum ve örnek olarak şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir taneyi şu şekilde yapıştırdım. Tamamen kafama göre şöyle düzgün bir şekilde gösteriyorum, yapıştırıyorum. Bu şekilde şu anda önce her yerini bantlayacağım bu kavanozun. Biraz boşluk bir bant, biraz boşluk bir bant şeklinde ilerleyeceğim. Siz de şuradan görebilirsiniz. Şimdi ben bunu hızlandırılmış şekilde yapmaya çalışacağım. Evet, şöyle koyuyorum. Çünkü altına peçete koymadığım zaman çok sıkıntı yapıyor. Aşırı böyle ölçülü ve düzgün bir şey yapmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Zaten bu el emeği bir ürün olacak ve hani bence çok da önemli değil. Aşırı böyle muazzam ve pürüzsüz olmasına gerek yok. Amaç eğlenmek, vakit geçirmek. Zaten siz de bunun için yapacaksınız. Arkadaşlar şimdi ben bunları yapıştırdım. Şöyle güzelce birer kez daha üstünden bastırarak geçiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Hani böyle arasında boşluk kalmasın istiyorum. Bu arada karantinada neler yaptığımdan bahsedeyim size. Bir tanesi şu sıralar çok favorim olan bir uygulama arkadaşlar. Mandala boyama. Google Play üzerinden indiriliyor ve siz de bakabilirsiniz. Açıklamalara yazmaya çalışırım ismini. Eğer isterseniz. Çok eğlenceli. Vaktimin büyük bir kısmını gerçekten geceleri özellikle online boyama yaparak geçiriyorum. Hem benim için hani böyle basit bir aktivite, hem ne denir, pürüzsüz, rahat yapabileceğim bir aktivite Şilan'dan dolayı. Gece o uyurken mesela telefonla oynayabiliyorum istediğim gibi. Şu şekilde boyalarımdan döküyorum biraz biraz. Onun haricinde ben gerçek mandala boyamayı da çok seviyorum. Bir tane kitabım var. Resenlerin Ezgisi ismi arkadaşlar. Onunla da boyama yapıyorum. Mandala boyuyorum ve gerçekten çok eğlenceli. Kuru boya kalemle değil de keçeli kalemle. Siz neyle boyamak isterseniz onunla boyayabilirsiniz. Sonra bir diğer yapmak istediğim bir türlü şu sıra başlayamadığım bir aktivite. Puzzle. Ya inanılmaz çok seviyorum ben puzzle yapmayı. Bilmiyorum siz sever misiniz ama gerçekten vaktim olsa deliler gibi saatlerce puzzle yapabilirim. Hiç sıkılmam, hiç bunalmam. Şimdi şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Şunu şu şekilde açıyorum öncelikle. Hatta ben şöyle yapayım bence bir dakika. Şu şekilde bir kağıt peçete koyuyorum. Şimdi şuradan başlayabilirim. Nereden başlayabilirim? Turuncuyla başlıyorum boyamaya arkadaşlar. Tamamen rastgele boyayacağım. Allah'ım umarım rezil olmam. Ve düzgün bir sonuç elde ederim. Zaten bantlar olduğu için onlar bana bayağı bir yardımcı olacak bu konuda. Sıçratmamam gerekiyor sağa sola için. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4 tane boş bırakıyorum. Çünkü 5 boyam var arkadaşlar. Boyama yapmayı çok seviyorum biliyor musunuz? Her nerede olursa olsun fark etmez. Hayatımın büyük bir kısmını boyama yaparak geçirebilirim. Yetenekli falan değilim onu da söyleyeyim ama
Bana inanılmaz yani mutluluk veriyor. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Siz neler yapıyorsunuz karantinada? Siz de bana fikirlerinizi söyleyin lütfen. Çünkü gerçekten bazen çok değişik şeyler çıkabiliyor. Şu sıralar ahşap boyayanlar var, ne bileyim. Herkes evinde çok değişik etkinlikler yapıyor gerçekten. Şimdi şunu da şöyle yıkıyorum arkadaşlar. Ve sarıyla devam ediyorum. Şimdi şuraya. Evet, şimdi diğer bir rengime geçiyorum arkadaşlar. Yemek yapmak bana aşırı büyük zevk veriyor gerçekten. Onu da söylemek istiyorum. Benim en büyük hobilerimden birisidir yemek yapmak. Ciddi ciddi çok seviyorum yemek yapmayı. Tavsiye ederim kesinlikle, çok eğlenceli çünkü. Ben böyle yeni tatlar falan denemeyi çok sevmem, onu söyleyeyim. Ama bildiğim şeyleri yapıp böyle hani yemeği falan çok seviyorum tabii ki de. Arkadaşlar bu arada Instagram adresim alagözlem. Oradan da beni takip edebilirsiniz. İşte zaman zaman Şilan'la ilgili, zaman zaman bu videolarla ilgili, zaman zaman kendimle ilgili. Öyle canım sıkıldıkça paylaşım yapmaya çalışıyorum sık sık. Elimden geldiğince. Aldım, yakınıma taktım ve kurutuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kuruduğunu düşünüyorum. Bir çıkarmayı deneyeceğim bantları. Gerçekten çok başarılı olamamış olabilirim ama olsun, karantinada can sıkıntımı giderdi mi? Giderdi. Ve çok güzel. Bakar mısınız? Şimdi bunları sökeceğiz tek tek. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi çok tatlı olmadı mı? Şimdi üstünü ve altını da bir ton, ya bir tık daha geçireceğim. Şöyle geçeceğim. Nasıl geçeceğimi göstereyim size hemen. Ağız kısmını farklı yapmak istiyorum. Şöyle deneyeceğim bir saniye. Umarım becerebilirim arkadaşlar. Evet, bir de alt kısmını yapacağım aynı şeyi arkadaşlar. Evet, işte bu kadar. Şimdi altını ve üstünü de şu şekilde boyayacağım arkadaşlar. Önce üstünü boyamak istiyorum. Mavi istiyorum ben kendim şu anda. Siz ne renk isterseniz tabii ki de boyayabilirsiniz. Ben mavi boyayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar yine aşırı mükemmel, böyle aşırı pürüzsüz olmasına gerek yok. Maksat vakit geçirmek, eğlenmek, hem de el emeği bir şeyler ortaya koymak. Hemen kurutuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi her yerini güzelce kuruladım. Son olarak bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Ne olur ne olmaz altını ve üstünü ikişer kat boyadığım için sıkıntı çıkarmasını istiyorum. Daha sonra onları da çekeceğim. Dediğim gibi gerçekten vernik varsa elinizde kesinlikle vernikleyin en son ki. Hani sprey vernikler var, bir sürü çeşit vernik var. Ben de çok iyi bilmiyorum ama vernikleyince hem daha parlak duracaktır. Böyle porselen tarzı bir şey olacaktır. Hem de şeyden dolayı vernikleyin diyorum, boyaları koruyacaktır. Kirlenince falan mesela çok rahat silebilirsiniz, tozunu falan alabilirsiniz. Ama bu şekilde biraz daha sıkıntı olabilir silmek. Çünkü direkt boya var üzerinde. Bence olmuştur ya, bir denemek istiyorum. Çıkaracağım bakalım. Ooo arkadaşlar. Süper. Bakar mısınız? Gayet şık. Yani masaya koyduğumuzda sonuç bu arkadaşlar. Alt kısmına bakın. Gözüküyor mudur inşallah masadan düzgün. Şimdi bir de üstünü açacağım. İç kısmını da şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle. Şimdi üstünü de açıyorum arkadaşlar. Hemen şurada bantım. Umarım o da düzgündür. Çünkü en önemli yer üstü. Dediğim gibi birazcık sizin şeyinize de bağlı arkadaşlar. Bekleme süresi falan da önemli. Artı vernik böyle pürüzler falan kaldıysa zaten onları da yok ediyor biliyorsunuz. Düzeltiyor, toparlıyor falan. Bakar mısınız? Çok hafif şöyle şuralarda bir iki sıkıntı var. Ama genel olarak arkadaşlar bakın.
Çok tatlı olmadım ya. Ben çok sevdim şu anda bunu. Gerçekten evden çıktığımda mutlaka vernik alacağım ve vernikleyeceğim bu vazoyu. İçerisine de bir şeyler koyup kullanacağım mutlaka. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram adresim alagözlemden takip etmeyi unutmayın. Bye bye.